Müslümanlar, birazdan Gazze'deki kardeşlerimiz için basına... Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar. Bize tarafından bir dost ver, bize katından bir yardımcı ver diyen zayıf düşürülmüş zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. Bugün iğneyi de çuvaldızı da kendimize batırmak üzere toplandık dostlar. Bugün sözü dost doğru haykırmak üzere bir araya geldik. Bugün maslahatı ve islahatı terk etmeye karar verdik. Bugün masum çocuklar edasıyla ve gözüyle kral çıplak demeye adandık. Bugün sultanları, emirleri, başkanları, kral ve reisleri ifşa etmeye karar verdik. Varsın gocunsunlar, varsın öfkelenip kudursunlar, varsın demir parmaklıklar arkasına atsınlar. Zelil dolaşmaktan daha evladır. Bugün istatistik vermeyeceğiz dostlar. Herkesin canlı yayında izlediği bilmem kaç bin çocuk ve kadın vahşilice katledildiğini anlatmayacağız bugün. Soykırıma ve vahşetin gidişatına zerre kadar etkisi olmayan dünyanın bilmem neresinde bilmem kaç kişinin neler yaptığını açıklamayacağız bugün. Başka meselelerde yek vücut olan Batı'nın kimi ülkelerin göstermelik ve bir parmak bal çalan türden çıkışlarına ittiba etmeyeceğiz. Hamas liderlerini de katil Siyonist çete liderleriyle eşitleyen ve sözüm ona ikisini de mahkum eden Garb'ın adalet divanına methiyeler düzmeyeceğiz. Bugün zulmün ve vahşetin boyutuyla zaman harcamayacağız. Bugün iğneyle kuyu kazmayacağız. Bugün çuvaldızı elimize almış her bir yerimizi yara bere edinceye değin, kan revan içinde kalıncaya değin, kendimize batırmak üzere toplandık. O mikrofonu kapat açılsın. Evet, vallahi Filistinli Müslümanlar kazanacaktır. Topyekün ölseler de kazanacaklar. Allah lütfeder de Siyonist çeteyi yenseler de kazanacaklardır. Bu savaşın asıl kaybedeni biziz biz. İslam ümmetinin başına musallat olmuş liderleri ve onları alaşağı etmek için harekete geçmeyen Müslüman halklardır, ümmettir. Düşünebiliyor musunuz ki Batı bu katliamlar karşısında seyirci kalmaktadır, üzerine düşeni yapmamaktadır diyorlar ve Batı'ya verip veriştiriyorlar. Bu nasıl bir utanç Allah'ım? Adama sormazlar mı? Zaten bu zulmü bizatihi faili olan Batı'dan medet bekleyeceğinize siz ne yaptınız? Hakeza ülkemizden gidip Siyonist çeteye askerlik yapan ve Filistinlileri katleden sözde çifte vatandaşlarımıza müdahale etmiyorken İstanbul'un savunması Gazze'den başlar dememizin kaç alıcısı çıkar acep? Bugün Gazzelilerle savaşan Batı'yı ifşa etmeye ve onlara küfretmeye gelmedik buraya. Onlar zaten bu vahşetin failleridirler ve Siyonist Haçlı İttifakı'nın
apaçık yüzüdürler. Biz Gazze'nin kiminle savaştığını ifşa etmeye geldik. Gazze Siyonistler ile savaşmıyor. Haçlılarla da savaşmıyor. Gazze Müslümanlarla savaşıyor esas. Gazze Siyonizme her türlü desteği veren Mısır, Suud, Ürdün, Birleşik Arap Emirliği'nin liderleriyle savaşıyor. Gazze daha düne kadar Siyonistlere mal satan, sözden öte bir şey yapmayan, yeri göğü inletemeyen halk ile savaşıyor. Gazze içimizdeki hain, gafil, işbirlikçi, kof, korkak ve satılmış devşirmeler ile savaşıyor. Şunu artık bütün dünya anladı ki bu vahşeti sokağa dökülen vicdan sahibi kitlelerin gücüyle engellemek mümkün değildir. Elbette Filistin için yapılan her eylem, atılan her adım çok kıymetlidir ve takdire şayandır. Ancak şunu yakinen şahitlik ettik ki dünyayı yöneten vahşi Siyonist Batı sistemi ve bu sisteme angaje ve kul köle olan İslam aleminin yöneticileri ıslah olmadan, tutum gelişmeye zorlanmadan ve ifşa edilmeden bu vahşet sona ermeyecektir. Hatta bu vahşet hepimizi yakıncaya değin dalga dalga yayılarak büyüyecektir. Geçmiş 100 yılda bunun apaçık bir kanıtıdır. O nedenle kıymetli Müslüman halkımız, Gazze için yaptığımız eylem ve boykotların yanında asıl yapmamız gereken şey kendi yöneticilerimizi karar almaya, harekete geçmeye zorlamak olmalıdır. Onları ifşa etmeli, onları mahkum etmeliyiz. Kendi maskeleri düşmesin diye bizleri milli ve mezhebi ittifaklara sevk edip bu ihtilafları körüklemektedirler. Bu bizatihi Siyonist çetenin projelerindendir. Bu tuzağa kesinlikle düşmemeliyiz. Bizi bu tuzağa, bu iradesiz, bu kifayetsiz, asalak ve uşak yöneticiler bizatihi çekmektedirler. Onların mezhep ve meşrep gibi bir derdi asla yok ve olmadı. Onları unutup birbirimizle uğraşalım diye batılı dostlarıyla ortaklaşa oynadıkları bir oyundan başka bir şey değildir. Ey insanlık tarihinin görüp görebileceği en mazlum ve en kahraman halk, vallahi siz kazandınız, biz kaybediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve la udvane illa alel zalimin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, Siyonistlere yardım eden devletleri, kralları, Bel'amları ve yandaşlarını darmadağın et. Onları rezil rüsva eyle. Ey yüce Rabbimiz, sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, kimsesiz ve çaresiz bırakma ya Rabbi. Ey güç ve izzet sahibi Rabbimiz, Filistin'deki kardeşlerimize yardım eyle.